Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde problemlere gireceğiz. Problemlerin ilk konusu da oran orantı. Oradan başlamamız lazım. Çünkü orantılama mantığını bilmeden problemlerde e, cümleleri, ifadeleri dengeleyemeyiz. Evet şu başlıkları bir geçelim. İlk bölümümüze gelelim. Evet oran ve orantıyla başlıyoruz bu derse. Okuyalım birimleri aynı olan iki çokluğun bölümüne karşılaştırılmasına oran denir. Ee, mesela iki tane çocuk var. Birisi 15 kilogram ağırlığında, 15 kilogram. Diğeri 20 kilogram ağırlığında. Bunları bu şekilde böldüğümüz zaman kilogramlar birbirini götürür. 15 bölü 20 en iyi 5'e bölündüğü için bu oran 3 bölü 4'tür deriz. Bunların birbirinin aynı olması lazım. Yoksa karşılaştırma yapamayız. Mesela kilogramla buradaki elektrovoltu e, ya da hızla zamanı e, belli bir şekilde karşılaştıramadığımız için orada oran kuramıyoruz. Tamam devam edelim. En az biri sıfırdan farklı olan A ve B büyüklükleri verildiğinde A'nın B'ye oranı A b veya A bölü B biçimine gösterilir. Oran bir sayı belirtmekle e, belirtmekte olup birimi yoktur. Yani şu kadar santim, şu kadar metre diyemiyoruz. Sadece sayısal bir karşılaştırmadır oran. Kesirlerde olduğu gibi oranın payı ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile genişletilebilir veya sadeleştirilebilir. Bunları biliyoruz. Yani mesela 2 bölü 3 kesine denk olan aslında sonsuz tane kesir vardır. 2'ye katlarsak 4 bölü 6 olur. 3'e katlarsak 6 bölü 9 olur diye gider. Ya da e, sadeleştirme de yapabiliyoruz. Mesela 12 bölü 18 ile karşılaştırıldığı e, zaman en iyi bunlar 6'ya bölünür diyerek 2 bölü 3'tür diyebiliriz. Orantı 2 veya daha fazla oranın eşitliğine denir. Şimdi A bölü B bir orandır, C bölü D bir orandır. Bunlar eğer eşit olarak yazılırsa biz bu ifadenin tamamına orantı diyoruz. Bu şöyle de gösteriliyor. A'nın B'ye oranı eşittir, C'nin D'ye oranı bu şekilde de yazılabiliyor. Şimdi burada bazı şeylerimiz var, yöntemlerimiz var. Bu ifade de şu k dediğimiz sayı aslında nedir? Direkt orantı sabitidir. Tabii bu ikili ifade için geçerli. Üçlü ifade de yine bu k sayısı bu orantının sabitidir. Bu üçlü ifade... Şimdi ikili gösteremeyeceğiz. Demin mesela bak A'nın B'ye C'nin D'ye oran diye yazabiliyorduk buraya iki nokta koyuyorduk ama burada onu yapamıyoruz çünkü A'nın B'ye C'nin D'ye D'nin E'ye buraya onu nasıl yazacağız? Üçlü ifade yazamadığımız için burada şöyle bir yöntem kullanılıyor. A C ve E yani A'nın C'ye E'ye oranıdır diye ifade edebilirim. Alt tarafta da yine benzer şekilde B 2 nokta D 2 nokta F diye gösterdi. Bu bir gösterim tarzı. Bu gösterimlerde A ile B, C ile D ve E ile F doğru orantılıdır. Doğrudur çünkü... Hani şimdi A bölü B eşittir K ise K sabit bir sayı. Örneğin A bölü B eşittir 3 diyelim. Şimdi A 3 iken B ne olur? 1 olur. Eğer A 6 olursa B ne olur? 2 olur. Yani... A'yı büyüttüğümüz zaman B'nin de büyümesi gerekir ki bu orantı sabitini koruyabilsin. O anlamda bunlar doğru orantı olarak ilerlemek zorunda. Orantının özellikleri şöyle. Burada biz ne yapabiliriz? Çapraz çarpım yapabiliyoruz ki bu zaten bizim temelde bildiğimiz en iyi bildiğimiz şeylerden biri. A ile D'yi çarpıyoruz. B ile de C'yi çarpıyoruz. Denklem çözerken de bunu zaten çok kullanıyoruz. İçer ve dışar yer değiştirebilir diyor. Şimdi burada bakıldığı zaman şu içler diye geçiyor matematikte. Bunlar yer değiştirebilir. Orantı bozulmaz. Ya da şunlar yer değiştirebilir. Bunlara da dışlar diyoruz. Orantı yine bozulmaz. Evet bu iki madde gerçekten çok önemli. Onu ifade edeyim. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. K ise bunları topladığımız zaman da yine orantının sabiti de değişmiyor. Buna bir örnek vermek istiyorum. Mesela 1 bölü, 1 bölü demeyelim. Biraz daha büyük bir sayı alalım. Örneğin 4 bölü 8 eşittir 3 bölü 6'dır. Değil mi? Evet. Bunun orantı sabiti, bunun en sade biçimini düşünelim. 1 bölü 2'dir. Şimdi şuna biz k diyoruz. Bunları toplarsak topladığımız zaman 7 bölü 14 yapar. Hala bunun bak topladığımızda gelen değeri orantı sabitine eşittir. Şuradaki durum. Bu illaki toplamak da gerekmiyor. Şöyle de olabilir. Çıkartabiliriz de. Yani 4-3 bölü 8-6 dersek de yine ne olacak? 1 bölü 2 oran sabitiyle karşılaşacağız. Hatta ben şu maddeyi de burada dile getireyim. Böyle bir orantıda şu ifadenin mesela 2'ye çarpıldığını düşünelim. 2 çarpı 4 aşağı tarafta 2 çarpı 8. Sonra kafamıza göre bir sayı atalım. Örneğin 5'e atıyorum. Buraya, e, burayı 5'e çarpacağım. 5 çarpı 3. Şurayı da 5'e çarpacağım. 5 çarpı 6. Bu yine nedir? Orantı sabitine eşittir diyor. Şuradaki anlatılan benim şu an yaptığım şey. Bakalım öyle mi? Test edelim. 8. Şuradan 15. Aşağısı 16 artı 30. Evet. Ee, yukarısı kaç geldi? 23. Aşağısı kaç geldi? 46. Fikrettiysen burada da yine ne yapıyoruz orantı sabitiyle karşılaşıyoruz. Evet bunu çok kullanacağız sorularda. Haberin olsun.